Evet efendim. Şimdi dönelim isterseniz buradan hızlıca Ufuk Olgun'a dönelim. Monetary Forex muhabiri bizlerle olacak. Benim de sesim gitti ama Ufuk Bey, evet son zamanlarda yaşanan özellikle Avrupa'daki enerji krizi tüm dünyanın gündeminde. Peki enerji cephesinde neler yaşanıyor? İsterseniz dönüp son gelişmeleri sizden dinleyelim. Tabii iyi yayınlar öncelikle. Enerji cephesinde artık Avrupa krizi demek yerine dünyada küresel bir kriz olduğunu söylememiz gerekir aslında. Çünkü bildiğiniz üzere arz sıkıntıları hala devam ediyor. Hem doğalgazda hem kömürde hem de petrolde. Öncelikle yayına Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı'nın son demeciyle başlamak istiyorum. Burada enerji krizi Avrupa Birliği'nde birlik ruhunu tehdit eder ve toplumsal kültürü de huzuru da tehdit eder diye bir demeci var bugün. Bu artık Avrupa için sadece ekonomik bir getirisi olan bir kriz değil. Aynı zamanda birlik ruhunu da tehdit eden bir kriz haline dönüşmüş durumda. Dünyanın geriye kalanı içinse arz tarafındaki riskleri barındıran garip bir kriz. Tabii ki makroekonomik ölçekte tüm dünyanın bundan etkilenmemesi kaçınılmaz olur. Öncelikle dolar ve petrol endeksi dediğimiz şeye baktığımızda petrolün çok volatil bir ay geçirdiğini görüyoruz. Dolayısıyla güçlü bir dolar, zayıf bir dolar gibi etkenler petrolün fiyatlanmasını önemli ölçüde etkiler burada. Brent petrolün Eylül başından beri 87-97 dolar aralığında seyrettiğini görüyoruz varil başına. Tabii ki bir de bunun yanında doğal gaz fiyatları var. Krizi etkileyen. Biliyorsunuz doğal gaz arzı hala doldurulabilmiş değil. Rusya'dan boşalan Avrupa'ya özellikle yapıyor olduğu arzın hala doldurulmamış olduğunu görüyoruz. Böyle garip bir kriz durumu var. Küresel ölçekte artık bunun küresel bir kriz olduğunu söyleyebiliriz açıkçası. Küresel bir kriz olduğunu söyleyebiliriz. Peki burada aslında şunu da sormak istiyorum. Özellikle Putin'in seferberlik ilanından sonra da piyasada biraz dalgalanma yaşadık. Peki bundan sonraki süreçte yıl başında ciddi bir aslında yaşadığımız enerji krizi vardı. Bu seferberlik ilanından sonra buradaki fiyatlamaların ikinci dalgasına geliyoruz diyelim mi, henüz erken mi? Bunun için açıkçası bir şey söylemek çok zor ama tabii ki Rusya'nın Ukrayna Savaşı'nı tırmandırmasıyla birlikte arz tarafında daha büyük riskler oluşacaktır. Özellikle doğalgaz ve petrol başta olmak üzere. Bunun etkilerini fiyatlar üzerinde görmemiz mümkün. Buna mümkün değil diyemem. Ama benim aynı zamanda dikkat çekmek istediğim başka bir husus da var. Rusya biliyorsunuz termal kömür ihracatçısı olarak büyük bir tedarikçi. Avrupa Birliği'nin aynı zamanda kömür arayışı devam ediyor. Rakamlarla konuşmak gerekirse Atlantik Havzası için fiziksel fiyat ölçütü olan Global Coal Desera Endeksinin geçen sene 175 dolar seviyesinde olduğunu görüyoruz ton başına. Bu yıla geldiğimizde 325 dolar seviyesine yükselmiş olduğunu görüyoruz ton başına. Bu oldukça büyük bir yükseliş. Yani burada enerji emtiaları grubunun tamamında bir arz riski var. Tabii ki bu enerji jeopolitiği, Rusya'nın atacağı adımlar bunu tabii ki tetikleyebilir önemli ölçüde. Önemli ölçüde diyorsunuz. O yüzden burayı izlemekte fayda var. Peki burada tabii Avrupa tarafına döndüğümüzde burada yavaş yavaş kısıtların geldiğini görüyoruz. Hatta İspanya tarafından gelen haber de önemliydi. Çünkü artık enerji tarafını kompanse edebilmek için, enerji maliyetlerini karşılayabilmek için zenginlerden daha fazla vergi almak için çalışmalar başlattıklarını açıkladı. Bütün ülkelerde aslında bir çalışma var. Peki burada enerji talebi tarafına baktığımızda mesela Almanya'dan gelen işte son veri, evet depolarımız dolu diyor ama yani şu an Rusya bize gaz akışını keserse de biz bu enerjiyle en fazla 3 ay gidebiliriz diyor. Bundan sonraki süreç için Avrupa'da daha kötüsü yaşanacak diyebilir miyiz? Yoksa hani yapılan tahminler en kötümser tahminler mi şu an için? Ben açıkçası Avrupa'daki durumu, Avrupa Birliği üyelerinin özellikle açıklamalarını, adımlarını büyük bir panik havası içerisinde yapılmış açıklamalar ve atılmış adımlar olarak görüyorum. Öncelikle çok büyük bir panik havası mevcut Avrupa Birliği'nde. Çünkü Avrupa Birliği'nin yeterli enerji kaynağı yok. Çok ağır bir sanayisi var, büyük bir sanayisi var ancak bunu besleyebilecek yeterli enerji kaynağına sahip değil. Rusya bu konuda Avrupa Birliği'nin ana tedarikçisiydi. Sadece doğalgazda değil, dediğim gibi kömürde,
Özellikle kömürden elektrik üretiminde büyük bir sıkıntı yaşayabilir Avrupa Birliği. Alternatif arz dolduramazsa bunun yerine. Çünkü biliyorsunuz Avrupa Birliği üyelerinden Almanya en büyük enerji tüketicisi. Ondan bahsetmiştik. Ve orada kömür santrallerinin depolarının dolu olması gerekiyor. Emre amade oldukları dönemde. Baktığınız zaman aslında küresel anlamda Avrupa'ya yapılan arzlarda, enerji arzında bir sıkılık durumu zaten bu kriz öncesinde, Ukrayna Savaşı öncesinde de vardı. Tabii ki bunun çözümü fosil yakıtların ikamesi değil, başka bir alternatif kaynakla. Daha çok yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmesi Avrupa Birliği'nin. Bu konuda nasıl bir adım atacaklar açıkçası ben de pek tahmin edemiyorum. Oldukça karmaşık bir durum. Dediğim gibi bir panik havası mevcut. Ama Avrupa Birliği'nin piyasalarında, Avrupa enerji piyasalarında daha kötüsü gelebilir mi? Bence gelebilir. Bu sorunuzun cevabı olur herhalde. Evet, çok teşekkür ediyorum sevgili Ufuk Olgun, vermiş olduğunuz değerli bilgiler için.